Spout'ta kullanılan anahtarlar. Evet, artık tek kutuplu, çift yönlü mandalla anahtarları robotumuza monte edebiliriz. Anahtarları köşelere böyle yerleştireceğiz. Mandalları öne doğru uzanacak şekilde 45 derecelik bir açıyla yapıştıracağız. Yani böyle. Sıcak silikonu alıyoruz ve bu köşeye bir damla, ve bu köşeye bir damla damlatıyoruz. Anahtarları alıp silikonun üstüne bastırıyoruz. Sıcak silikonun mandallara bulaşmamasına dikkat edin. İşte böyle. Şimdi pilleri takıyoruz. Bunun amacı pil yuvasını ve anahtarları sabit tutacak bir ağırlık oluşturmak. Bunu yaparken dikkatli olmalısınız. Bu iki kablonun uçlarının birbirine temas etmemesi lazım. Temas edecek olurlarsa kısa devre yapıp yuvayı eritirler ki bu da hiç hoş olmaz. Temas etmelerini engellemelisiniz. Şimdi başka bir kablo alıyoruz. Bu 22'lik tek telli bir kablo. Yalıtkan kılıfın uzunca bir kısmını soyuyoruz. Mesela 2 2,5 santimetre kadarını. Kabloyu soyucuyla sıkıştırıp böyle çekiyoruz. Şimdi kablonun çıplak ucunu buradaki iki delikten geçireceğiz. Kontakların üstündeki delikleri görüyorsunuz. Kabloyu o deliklerden geçireceğiz. Sonra da bu kabloya bağlayacağız. Böylece tek kutuplu çift yönlü anahtarlarımızın iki ucunu birbirine bağlamış olacağız. Ayrıca aydınlatma için yani robotun led gözleri için fazladan bir kablomuz olacak. Kablonun ucunu karga burunla bükerek kanca haline getiriyoruz. Böylece deliklerden daha kolay geçeceğini umuyoruz. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? İşte, evet bu biraz zor bir iş. Ama teli anahtarın kontağındaki delikten geçirmek önemli. Çünkü böylece lehimlediğimizde daha sıkı temas ediyor olacaklar. Evet, oluyor galiba. Biraz zaman alan bir iş tabii. Anahtarı koparttım galiba. Evet, kopartmışım. Sorun yok. Tek yapmamız gereken kalan silikonu kazımak. Aynısı sizin de başınıza gelirse silikonun tamamını temizlediğinizden emin olun. Hepsini kazıyın. Aslında iyi bile oldu. Çünkü bu sayede anahtarları birbirine daha kolay bağlayabileceğiz. Şimdi biraz daha sıcak silikon sıkıp anahtarı tekrar yerine yapıştıralım. Evet. Hadi bakalım. Silikon parmaklarınıza gelmesin yapışır. Ve bu da hiç eğlenceli olmaz. İşte böyle. Anahtarı taktık. Kabloyu geçirdik. Böyle bir şey oldu. Tamamdır. Şunu kıvırıp, çıplak ucun biraz daha uzun bir kısmını geçirmeye çalışalım. Evet, evet işte, evet. Artık esnek kablomuzu alıp, sert kablonun çıplak ucuna bağlayabiliriz. Sonra da hepsini birlikte lehimleyeceğiz. Kablonun fazlasını kesiyoruz. Ve ucunu kablo soyucuyla soyuyoruz. İşte böyle. Kırmızı kabloyu alıp kıvırarak tek telli kablonun etrafına doluyoruz. Evet, yani böyle. Gayet sıkı temas halinde olduklarına göre artık bunları lehimle sabitleyebiliriz. Hadi lehimleyelim. Havyayı alıp ucunu lehime buluyoruz. Ve... Biraz daha lehim alalım. Fazlasını atıyoruz. Havyayı kabloların çıplak uçlarına değdirip tellerin iyice ısınmasını sağlıyoruz. Sonra lehimi tellere dokunduruyoruz. İşte böyle. Şurada küçücük bir yer var. İyi lehimlendiğinden emin olmak istiyorum. Evet, oldu. Şimdi de beyaz kablomuzu bağlayacağız. Evet, bunu yapmak için beyaz kablomuzu alıyoruz ve ucunu soyuyoruz. Sanırım yalıtkanın bu kadarlık bir kısmını soymamız gerekecek. Şimdi çıplak ucu buradan böyle geçiriyoruz. Yakınlarda metal bir cisim yoksa, yalıtkana da gerek yok demektir. O yüzden beyaz kabloyu siyah kablodan uzak tutuyoruz. Olacak. Evet, olacak. Özür dilerim. Beyaz kabloyu kırmızı kablodan uzak tutuyoruz diyecektim. Evet. Tamamdır. şu teli biraz uzağa çekelim. Evet, böylece siyah kabloyu bağlayabilecek bir yerimiz oldu. Bu devrenin diğer tarafına ait. Bunu buraya bağlayacağız. Yine fazlasını kesiyoruz. Ucunu soyuyoruz. siyah kablomuzu bağlıyoruz. Şimdi havyamızı çıkartıp tüm uçları lehimliyoruz. Önce beyaz kabloyu anahtara lehimleyelim. Evet. Şimdi de siyah kabloyla beyaz kabloyu lehimliyoruz. ve beyaz kabloyu diğerine lehimliyoruz. Yani diğer anahtara. İşte tüm bağlantıları kurduk. Artık bu fazlalığa ihtiyacımız yok. O yüzden bu ucu kırpabiliriz. Buradan da uzaklaştıralım biraz. Çünkü beyaz kabloya bağlı bu siyah kablonun kırmızı kabloya kesinlikle temas etmemesi lazım. Bunları birbirinden uzak tutmalısınız. Şuradaki bağlantıya biraz daha lehim koyalım. Evet, oldu. Tüm bağlantıları kurmuş olduk. Anahtarların hala çalışıp çalışmadığını kontrol etmekte fayda var.